Binbir Gece Masalları Şehrazat'ın anlatımıyla Kasap Vardan ile Vezir Kızı'nın öyküsü. Çeşitli öyküler arasındaki öykülerin birinde anlatılır ki, vaktiyle Kahire'de mesleği kasaplık olan ve koyun eti satan Vardan adında birisi varmış. Hemen hemen her gün, dükkanına vücudu ve yüzü güzel, ama gözlerinin altı mosmor, yüz çizgileri çok yorgun ve cildi oldukça solgun bir genç kızın geldiğini görürmüş. Her zaman dükkana sırt küfesi dolu bir hamal ile gelir, etin en yumuşak olanını seçer, etin yanında da koç yumurtası alır ve hepsini bir altın parçasıyla ödermiş. Satın aldığı şeyleri hamalın küfesine koydurur ve çarşıdaki dolaşmasını her dükkanın önünde durarak ve her tacirden bir şeyler alarak sürdürürmüş. Bu kız uzun bir zaman boyunca her gün bu tarzda alışveriş yapmaya devam etmiş. Günün birinde, kasapvardan, bu genç müşterinin halinden, sessizliğinden ve tavırlarından etkilenerek onun hakkında kafasını yoran düşüncelerden kurtulmak için kadının bu her gün yaptığı alışverişi ve bu durumunu aydınlığa kavuşturmaya karar vermiş. Ve aradığı bu fırsatı, genç kadına hizmet eden Hamal'ın bir sabah dükkanın önünden geçtiğini görerek bulmuş. Hamal ile konuşmak için onu durdurup ve eline oldukça değerli bir koyun başı vererek, ona, ey Hamal, fırıncıya başı fazla kızartmamasını öner, yoksa tadını yitirir demiş ve ardından merakını giderebilmek için Hamal'a, her gün seni hizmet etmen için tutan bu genç kadının durumunu pek merak ettiğimi görüyorsun. Kimdir bu hanım ve nereden geliyor? Bu koç yumurtalarını ne yapıyor? Ve özellikle gözleri neden bunca yorgunluk izleri taşıyor diye eklemiş. Hamal da aldığı hediyeye sevinerek, vallahi bu konuda ben de senin kadar şaşkınım. Bildiğim şeyi, benim gibi fakire karşı çok cömert davrandığın için sana hemen söyleyeceğim. Bütün alışverişi bir kez bitirince, köşedeki Hristiyan tacirden bir dinar ya da biraz fazlası karşılığında eskimiş değerli şarap satın alıyor ve beni iyice yüklenmiş olarak Büyük Vezir'in bahçelerinin giriş mahalline kadar götürüyor. Orada gözlerimi bir tülbent ile bağlıyor ve elimden tutarak benimle birlikte basamakların yer altına indiği bir merdivenin sonuna kadar beraber iniyoruz. Sonra da küfemi sırtımdan aldırıyor, zahmetim için yarım dinar veriyor ve benimkinin yerine boş bir küfe veriyor. Ve daima gözlerim kapalı halde beni bahçe kapısına kadar geri götürdükten sonra da bahçe kapısında ertesi güne kadar bana izinli olduğumu söylüyor. Ben de bu eti, bu meyveleri, bu bademleri, bu mumları ve yer altına inen merdivene kadar taşıttığı diğer şeyleri ne yaptığını asla anlayamıyorum diye yanıt vermiş. Kasap vardan da hamala dönüp sen benim merakımı arttırmaktan başka bir şey yapmadın, ey hamal diye yanıt vermiş ve başka müşteriler geldiğinden Hamalla konuşmasını yarıda bırakmış ve onlara hizmete koyulmuş. Kasap vardan ertesi gün, onun son kertede zihnini yoran şeylerin durumunu düşünerek geçen uykusuz bir gecenin ardından aynı saatte peşinden Hamalla genç kadının geldiğini görmüş. Ve kendi kendine, vallahi bu kez ne olursa olsun, öğrenmek istediğimi öğrenmem gerek yoksa merakım beni mahvedecek demiş. Ve genç kadın aldığı çeşitli şeylerle uzaklaşınca çırağına Alışveriş için dükkanını gözetmesini söyleyip görünmeyecek bir şekilde kadını uzaktan izlemeye koyulmuş. Bu şekilde onun ardından yürüyerek vezirin bahçe girişine kadar gelmiş. Kasap vardan Hamal'ın dönüşünü beklemek üzere ağaçların arkasına saklanmış ve gerçekten Hamal'ın gözleri bağlı olarak iki yanı ağaçlıklı yoldan getirildiğini, kadının yeniden giriş bölümüne girdiğini, Hamal'ın gözlerinden örtüyü kaldırdığını, onu geri yolladığını Hamal'ın gözden kayboluşunu bekledikten sonra döndüğünü görmüş. O zaman gizlendiği yerden ayağa kalkmış. Çıplak ayakla ağaçların ardında saklanarak onu izlemiş. Böylelikle kadının bir kaya önüne geldiğini, eliyle belli bir tarzda ona dokunduğunu ve kendi ekseni üstünde döndüğünü ve basamakları yer altına doğru inen bir merdivende kaybolduğunu görmüş. Orada kısa bir süre daha beklemiş, sonra kayaya yaklaşmış ve aynı tarzda kayaya dokunmuş ve onu döndürmekte başarı sağlamış. Kayayı tekrar yerine yerleştirerek toprağın altına inmiş ve kendi deyimiyle şunları görmüş. İlkin karanlık yer altında hiçbir şeyin farkına varmadım. Sonra dibinden ışığın sızmakta olduğu bir dehliz gördüm. Onu, daima çıplak ayakla ve soluğumu tutarak izledim ve ardında gülmeler ve homurtular duyduğum bir kapıya ulaştım. Gözlerimi bir ışık demetinin sızdığı bir yara diktim. İzlediğim genç kadının bir divanda çeşitli kıvrılma ve hareketler içinde insan yüzlü iri bir maymuna sarıldığını gördüm. Birkaç saniye geçince genç kadın ondan ayrıldı, ayağa kalktı ve tüm giysileri çıkartarak soyundu ve çırçıplak halde yeniden divana uzandı. Maymun hemen onun üzerine atıldı ve kadını kollarına alarak bedenini sardı. Onunla işini görünce ayağa kalktı, Biraz dinlendi, sonra yeniden kadının üzerine çıkarak ona yeniden sahip oldu. Sırf ona yeniden sarılıp sahip olmak için tekrar ayağa kalkıp yine biraz dinlendi. Sonra yine kadını kollarına aldı ve böylece aynı tarzda kadına on kez sahip oldu. Bu sırada kadın da bir erkeğe verebileceği her şeyi o insan yüzlü maymuna en zarif en ince halde verdi. Bu halleriyle böylece ikisi birden tükenip baygın düştüler ve artık kıpırdamaz oldular. Ben bu işe şaşıp kaldım. Ve içimden fırsatı şimdi kullanmazsam, bir daha hiç kullanamam dedim. Ve bir omuz darbesiyle kapıyı kırdım. Etten önce kemiğe ulaşabilecek kadar keskin olan elimdeki kasap bıçağını sallayarak salona atıldım. Tek kası bile kıpırdamayan o hareketsiz iri yarı maymunun üzerine bütün gücümle saldırarak sert bir şekilde bıçağımı gırtlağına dayadım ve bir vuruşta başını gövdesinden ayırdım. O zaman ondaki yaşam gücü, titremeler hırıltılar içinde ve büyük bir çatırtıyla gövdesinden çıktı. O kadar büyük bir gürültü koptu ki, genç kadın ansızın gözlerini açtı ve beni elimdeki kanlı bıçakla gördü. O zaman öylesine bir feryat kopardı ki, onu bir an için geri dönmeksizin can verirken görür gibi oldum. Bununla birlikte, ona kötülük etmek istemediğimi anlayarak yavaş yavaş dehşetli durumundan çıkıp beni tanıdı. Ve bana, Ey kasap Vardan, insan sadık bir müşteriye böyle mi davranır dedi soluk alışverişi düzelirken. Ben de ona, ey kendi kendinin düşmanı, daha uygun olan bir erkek yok muydu da sen böylesi bir pis bir hayvanla bu yola başvurdun dedim. O da bana, Ey Vardan, önce bütün bunların nedenini dinle, belki o zaman beni anlarsın diye yanıt verdi ve korku ve titremesi geçmeden titreyerek şu öyküyü anlattı. Bil ki gerçekte ben büyük vezirin tek kızıyım. 15 yaşına kadar babamın sarayında sakince yaşadım. Ama günün birinde bir zenci köleden benim merak ettiğim ve öğrenmek istediğim şeyleri bana öğretmesini istedim. Öğrettikten sonra da benden alınacak ne varsa aldı. Belki de biz kadınların içinin ateşini söndürmek için, özellikle hele ki kadının toprağı bu siyah gübreyi ilk kez tadıyorsa, onun için böyle bir zenci vazgeçilmezdir. Ve de benim toprağımın o zamandan beri duyduğu susuzluğu o zencinin hiç ara vermeden her saat sulaması gerektiğini arzuladığımı öğrenmen de seni şaşırtmasın. Bu zenci belli bir zaman sonra bu arzumu karşılama çabası uğruna öldü. Ve ben acımı, beni çocukluğumdan beri tanıyan saraydaki yaşlı bir kadına anlattım. Yaşlı kadın anlayışla karşıladı ve bana bundan böyle bir zencinin bıraktığı boşluğu dolduracak tek şey bir maymundur diye ekledi. Zira bu amansız hazın saldırısı halinde bir maymundan daha dölleyici bir yaratık yoktur dedi. Yaşlı kadının beni inandırmasına kendimi kaptırdım ve bir gün, sarayın penceresinden maymunlarla gösteri yapan, onlara taklalar attıran birisinin geçtiğini görerek bu maymunlardan bana bakan en irisinin karşısında durup onu cezbettim. Hemen zincirlerini kırdı, sokaklar boyunca dolaştı, bahçelerde uzun uzadıya dolaştı ve sonra saraya döndü. Odama gelip beni kollarına aldı ve yaptığı işi ara vermeden on kez tekrarladı. Babam sonunda maymunla aramdaki ilişkiyi öğrendi ve neredeyse o gün beni öldürecekti. Bense artık maymunumdan vazgeçemeyeceğimden gizlice bu yeraltı odasını kazdırdım. Talihin saklandığımız yeri buldurduğu ve seni onu öldürmek için üstüne ittiği şu güne kadar kendim ona yiyecek içecek taşıdım. Şimdi ben ne olacağım, bu itmek bilmeyen arzumla ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Bunun üzerine onu teselli etmeye çalıştım ve onu yatıştırmak için ona şöyle dedim. Emin ol ki, hanımım, sende maymunun bıraktığı boşluğu çok daha yararlı şekilde doldururum. Denersen görürsün, zira binici olarak ünlüyümdür dedim. Ve gerçekten, o gün ve onu izleyen öteki günlerde, ona, gücümün toprağı bol olası zenciden de, maymundan da üstün olduğunu gösterdim. Ama bu, böyle uzun süre sürüp gidemezdi. Çünkü birkaç hafta sonunda, Sınırsız bir uçuruma düşmüş gibi yitip gittim. Genç kadınsa aksine günden güne arzusu artıyor, içindeki ateş körükleniyordu. Bu belalı durumda aşk iksiri hazırlamak ve en köklü hastalıklara çareler bulma sanatında eşi bulunmaz olarak tanıdığım bir koca karının bilgisine başvurdum. Öyküyü başından sonuna kadar ona da anlattım ve ona dedim ki ey iyi yürekli kadın ben sana bu kadının arzularını söndürmeye ve şehvetini yatıştırmaya yarayacak bir iksir hazırlamanı istemek için geldim dedim. Bana bundan kolay şey yoktur diye yanıt verdi. Ben de tamamıyla senin bilgine ve bilgeliğine güveniyorum dedim. Bunun üzerine bir tencere aldı, içine bir tertip mısır acı baklası, bir tertip saf sirke, iki tertip şerbet otu ve birkaç yüksük otu yaprağı koydu. Ve hepsini birden iki saatlik bir süre kaynattı. Sıvıyı bir güzel süzdü ve bana ilaç hazır dedi. O zaman kendisinden yeraltı odasına kadar bana eşlik etmesini rica ettim. Orada bana ilkin elden ayaktan kesilinceye kadar onun üzerinden ayrılma dedi ve buyruğunun yerine getirilmesini beklemek üzere koridora çekildi. Ben söylediğini öylesine yerine getirdim ki genç kadın bayılıp kendisinden geçti. Bunun üzerine yaşlı kadın odaya girdi ve söz konusu sıvıyı ısıttıktan sonra onu bir bakır leğene döktü ve bunu vezirin kızının bacakları arasına koydu. Kaynayan sıvıdan tüten dumanın temel organın bölümlerine sızmasını sağladı ve bunun etkisi oldu. Çünkü ansızın kadının kalçaları arasından birbiri ardından iki şeyin düştüğünü ve kımıldamaya başladığını gördüm. Onları yakından izleyerek biri sarı, biri siyah iki yılan balığını görünce yaşlı kadın yaptığı işin başarılı olduğunu anlayınca sevindi. Ve sevinçle bana dönüp dedi ki oğlum tanrıya şükret. İlacın etkisi yerini buldu. Bil ki, gerçekte, bu iki yılan balığı bana şikayette bulunduğun doyumsuzluğun nedeniydi. Bu yılan balıklarından biri zenci ile çiftleşmesinden, öteki balık ise maymunla çiftleşmesinden dolayı doğmuştur diye ekledi. Şimdi bunlar döküldüğüne göre, genç kadın artık ılımlı bir cinsel istekten yararlanacaktır ve arzularında yorucu ve düzensiz bir durum göstermeyecektir ve gerçekten genç kadında, bir kez kendine gelince artık duygularını doyurmak için bir istekte bulunmadığını gözledim. Ve onu öylesine sakin buldum ki, artık evlenmekte mahzur görmedim. Buna razı oldu, zira bana alışmıştı. Ve o günden sonra bu şaşırtıcı tedaviyi bulan ve dengesiz arzuların çaresini böylece bize öğretmiş bulunan yaşlı kadını da ev halkına katarak ve tatlı bir yaşam sürdürerek en mükemmel zevklerle yaşamımız böylece sürüp gitti. Binbir Gece Masalları. Şehrazat'ın anlatımıyla Kasap Vardan ile Vezir Kızının öyküsü gibi daha birçok içerik için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.